Merhaba arkadaşlar. Ace yayınları biyoloji ders anlatım föylerinden dördüncüsünde endokrin sistemde hipofiz bezinden sonraki diğer bezleri işliyoruz. Tiroid bezi gırtlak bölgesinde soluk borusunun hemen önünde bulunur. Bakın şurada soluk borumuz var ve soluk borusuna gırtlağa yakın bölgede bulunan bir bez. Paratiroid bezi ise tiroid bezinin üzerinde arka tarafta bulunan 4 tane küçük bezdir. Bakın buradaki 4 tane çıkıntı. 1 2 3 4. Bu 4 tane çıkıntıya da paratiroid bezi diyoruz. Şuradaki yıldızımız da diyor ki ve tiroid ve paratiroid bezleri farklı hormonlar salgılar. Buradaki tiroksin hormonu ve kalsitonin hormonu tiroid bezine ait hormondur. Parat hormonda paratiroid bezine ait bir hormondur. Buradaki paradan e, aklınıza gelsin. Tiroksin hormonu hücrelerde solunum ve metabolizma hızını düzenler. E, dolayısıyla dinlenirken metabolizma yavaş olmalı. Tiroksin az miktarda olması yeterli olur. Koştururken tiroksin miktarı çok salgılanmalı ki ona göre solunum ve metabolizma hızlanmalı. STH yani büyüme hormonu gibi tiroksin hormonu da e, hücrelerin tümünde reseptörü olan bir hormondur. Yani bu da bütün vücut hücrelerini uyaran bir hormon. Tirozin aminoasitine 3 ya da 4 tane iot bağlanması ile meydana gelir. Hücre zarından geçebilir. Sindirilmez ve ağız yoluyla alınabilir. Evet böyle tiroid bezi ameliyatla söküp alınan kişilere bu tiroksin hormonu ilaç olarak ağızdan hap şeklinde veriliyor. Tiroksin salgısı hipotalamus, hipofiz bezi ve tiroid bezi üçlüsü tarafından düzenlenir. Kanda tiroksin miktarı azalırsa eğer o zaman hipotalamus'tan RF hormonu salgılanarak hipofiz bezi uyarılır. Hipofiz bezinden de TSH hormonu salgılanarak tiroid bezi uyarılır. Tiroid bezinden de tiroksin hormonu salgılanmış olur. Kanda artan tiroksin seviyesi metabolizmayı bir taraftan hızlandırırken başka bir taraftan da hipotalamus ve hipofiz bezine negatif geri bildirimde bulunur. Böylece hipotalamusun RF salgısı kesilir. Bu şekilde sürekli tiroksin salgılayarak vücutta israfa ...kaçmamış olur. Bakın burada üretilen tiroksin hormonu... ...negatif feedback göstererek... ...hipotalamus ve hipofizin... E, ...tiroid bezini uyarıcı... ...hormonlar üretmesini engelliyor. Çocukta tiroksin hormonu eksikliği... ...büyüme ve zeka geriliğine... ...yani kretenizme yol açar. Yetişkinlerde tiroksin eksikliği ise metabolizma hızının düşmesine. Dolayısıyla biz buna uyuşukluk da diyebiliriz. Aşırı kilo alımına ve ödemlerin oluşmasına. Bu hastalığa da miksodema hastalığı diyoruz. Miksodem, miksodema. Graves hastalığı, graves hastalığı tiroksin hormonunun aşırı salgılanması. Ona hipertiroidi de deniyor. Halk arasında zehirli guatır, veya şuradaki gibi e, tiroid bezi çok fazla şişkin olmadığı için, çok fazla görünmediği için buna iç guatır da denebiliyor. Graves hastalarında metabolizma sorunun ve kalp atışı hızlıdır. Aşırı ter ve kilo kaybederler. Bu kişilerde sonunum reaksiyonları hızlı olarak gerçekleşiyor. Ama çok ATP üretme yerine ısı vücut ısısı ortaya çıkıyor bu ısı da kişiyi terletiyor ve e, besinleri de bolca harcadığı için kilo tutmayıp kilo kaybına sebep olacaktır. Vücutta iot eksikliği durumunda tiroksin hormonu yapılamadığından hipotalamus ve hipofiz bezleri tiroid üzerindeki uyarısı kesintiye uğramadan devam eder. Hem hipotalamus hem de hipofiz bezleri tiroid bezini sürekli uyarıyor. Tiroksin hormonu üretsin diye. Ama iot eksikliğinden dolayı da tiroid bezi tiroksin hormonu üretemiyor. Aşırı uyarılan, aşırı çalışan tiroid bezi büyüyerek e, hastalığına neden olur. Buna da dış guatr diyoruz. Yani bu gırtlak bölgesinin şişkinleşmesi. Bazı kişilerde ak kendi tiroid bezine saldırabilmektedir. Özellikle orta yaş kadınlarda yaygın olan Hashimoto tiroidi denilen bu durum otoimmun bir hastalıktır. Yine tiroid bezinin bir diğer hormonu kalsitonin hormonu kandaki kalsiyumun kemiklere geçerek depolanmasını sağlar. Yani Kalsitonun hormonu kandaki kalsiyum miktarını normal değere düşürür. Böbreklerden kalsiyum emilimini azaltır ve kalsitonun hormonu parat hormon ile zıt çalışır. Antagonist çalışır. Evet kalsitonin hormonu kalsitonin hormonunun görevi kandaki fazlalık kalsiyumu normal değere düşürmek. Bunu nasıl yapacak? Önce diyecek ki kemik hücreleri kalsiyum depo etsin. Kas hücreleri kullansın. E olmadı, hala kanda fazla miktarda kalsiyum varsa o zaman böbreklerden geri emilimi azaltıp böbreklerden atılmasını sağlayacak. Bu şekilde kanda kalsiyumu normal değere düşürmüş olacak. Parat hormon ise paratiroid bezinden salgılanan parat hormon kemiklerden ve böbreklerden kana kalsiyum geçişini uyararak kandaki kalsiyum seviyesini yükseltir. Evet kandaki, buradaki parat hormonun görevi de kandaki kalsiyum oranını normal değere çıkarır. Böbrekten ve karaciğerden D vitaminini aktifleştiriyor. Aktifleşen D vitamini bağırsaklardan kalsiyum eminimini artırıyor. Kalsiyonun hormonu parat hormonla kalsiyumun parat hormon kalsiyonun hormonuyla antagonist bir şekilde çalışıyor. Yani parat hormonda kandaki kalsiyumu normal değere çıkartır. Nasıl çıkartır? Öncelikle e, böbreklerden geri emilim yoluyla kana kalsiyum gelmesini sağlar. Sonra e, bağırsaklardan D vitamini aktif değiştirilerek bağırsaklardan kana kalsiyum emilmesini sağlar. E, o da olmadı o zaman kemiklerdeki kalsiyum stoklarını depolarının parçalanıp kana kalsiyum gelmesi sağlanır. İşte kas hücrelerinden kana kalsiyum gelmesi sağlanır. Böylece paratormon kandaki kalsiyum oranını normal değere çıkartır. Kandaki kalsiyum seviyesinin düzenlenmesi ile ilgili olarak burada birinci maddede ne diyoruz? Kanda kalsiyum normal değerin üzerine çıkarsa nasıl çıkabilir bu? E, beslenme ile çıkabilir. Yani kişi süt ve süt ürünlerince zengin beslenmiştir. Kanda kalsiyum normal değerin üzerine çıkmıştır. O zaman tiroid bezi kalsitonin hormonu salgılar ve kalsitonin etkisiyle kandaki kalsiyum kemiklere geçer. Böbreklerden kalsiyum emilimi azalır ve idrar yoluyla kalsiyumun fazlalığı vücuttan uzaklaştırılmış olur. Böylece kanda kalsiyum normal değerine düşer. Ekanda kanda kalsiyum normal değerin altında olursa bu nasıl olabilir? Uzun süredir kişi e, süt süt ürünleri yememiş olabilir. Böylece kalsiyum normal değerin altına düşmüşse o zaman paratiroid bezinden paratormon salgılanır. Paratormonun etkisi ile kemiklerden kana kalsiyum geçer. Böbreklerde ve bağırsaklarda kalsiyum emilimi artar. Böylece kandaki kalsiyum normal değere çıkartılmış olur. Evet burada bir ÖSYM sorusu var. Hemen ona bakalım. Bir tiroid bezi rahatsızlığı olan Hashimoto hastalığına sahip insanlarda savunma sistemi tiroid bezi hücrelerine karşı antikor üretir. Bu antikor zamanla tiroid bezi hücrelerini parçalar. Bu hastalığa sahip bir bireyde Hastalığın ilerlediği dönemle ilgili hangisi doğrudur diyor? Kanındaki tiroid uyarıcı yani TSH hormon seviyesi artmaya başlar. Evet, tiroid bezinin hücreleri tahrip olduysa yeterince hormon üretemeyecek. Yeterince hormon üretemiyor diye hipofiz bezi ve hipotalamus tiroid bezini uyaracaktır. Burada tiroid bezini uyaran TSH hormonun arttığını söylüyor. Buna doğru deriz. Kandaki truit, tiroksin hormonu seviyesi aşırı artış gösterir. Bu mümkün değil çünkü tiroid bezi hücreleri azalıyor. Tiroksin üreten hücreler azalıyor. Onun için tiroksin seviyesi de azalır. Bireyin bazal metabolik hızında artış olması beklenir diyor. Oysa burada tiroksin hormonu yani tiroid bezi hücreleri eksildiği için tiroksin hormonu üretimi azalacağı için metabolik e, olaylar da azalacaktır. Bir diğer ÖSYM sorusuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda paratiroid bezi tarafından salgılanan parat hormonun işlevlerinden biridir diyor. Parat hormon ne yapıyordu? Kanda kalsiyum oranını normal değere çıkartıyor. Yani yükseltiyordu. O zaman kana kalsiyum bulmalı. Nereden bulabilir? Kemik dokudan kana kalsiyum geçişini uyarma. Evet kemikten kana kalsiyum getiriyor. İşte aradığımız cevap bu olmalı. Boşaltım sistemi yoluyla kalsiyumun atılması diyor. Kalsiyum atılırsa kanda kalsiyum azalır. Bu onun görevi olamaz. Sodyum potasyum metabolizmasını düzenleme demiş. Bu aldosteron hormonunun görev alanı. Kanın ozmatik basıncı diyor. Oysa kanda kalsiyum arttıkça mineral oranı arttıkça kanın ozmotik basıncı da artardı. Böbreklerden sodyum eminimi diyor. Bu gene aldosteron hormonunun görevi. Timüs bezi kalbimize yakın bir bez. Salgıladığı timozin hormonuyla bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde rol oynar. Yaş ilerledikçe küçülür ve aktivitesi azalır. T lenfositler timüs bezinde olgunlaşır. İşte buradaki T lenfositteki bu T 2 timüs bezinde olgunlaştığını gösteriyor. Böbrek üstü bezleri bunların tek suçu böbreğin üstünde konumlanmaları. Yoksa bunların böbrekle başka herhangi bir bağlantıları yok. Böbreklerin üzerinde bulunur. Kabuk ve öz olmak üzere korteks ve medulla iki bölümden oluşur. Stres durumunda kabuk bölümü ACTH Öz bölümü ise hipotalamustan gelen otonom sinirlerle uyarılır. Kabuk bölümü ACTH etkisiyle hipofizden salgılanan ACTH hormonuyla uyarılıyor ve bu uyarılmaya bağlı olarak kortizol, kortizon da diyebiliriz, aldosteron ve eşey hormonları salgılar. Bu hormonlar steroid yapılıdırlar. Hücre zarından doğrudan geçebilirler. Bu hormonlardan ilki kortizol hormonu. Kortizol hormonu protein ve yağlardan glikoz yapımını uyarır. Yani şöyle diyebiliriz. Kanda glikoz oranını artırır. Nasıl artırıyor? Proteinlerin glikoza dönüşmesini, yağların glikoza dönüşmesini sağlayarak. Strese karşı direnç sağlar. Onun için bir stres hormonu diyebiliriz. Yine bağışıklık sistemini baskılama özelliğinden dolayı romatizma ve alerji gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Özellikle anti alerjen ilaçlarda kortizol bolca vardır. Kortizol fazlalığında ise bel ve göbek çevresinde yağlanma, ödem kan basıncında artma, yüksek tansiyon. Bütün bu belirtilere Cushing sendromu diyoruz. Aldosteron hormonu böbreklerden sodyum ve klor iyonlarının geri emilmesini sağlarken böbreklere diyor ki potasyumu at gitsin. Yani sodyumu geri emsin, kloru geri emsin ama potasyumu emmesini istiyor eksikliğinde vücutta su ve tuz dengesi bozulur yani e, tuz oranında eksilme olur potasyumda da birikme olur ve bundan dolayı da sinirsel iletimde aksamalar görülür. Adrenal yetmezlik yani bu e, böbrek üstü bezinin e, yetmezliğinde yeterince salgı üretememesi durumunda Addison hastalığı ortaya çıkacak hipofizin ACTH salgısını azalması ya da adrenal bezlerde meydana gelen bir bozulmaya bağlı olarak kortizol aldosteron yetersizliğidir. İşte Addison hastalarında vücut sıcaklığı, kan basıncı, kan şekeri düşer. E deride de kal şey potasyum birikimlerinden dolayı kahverengi pigmentler oluşur. Buna tunç rengi de diyorlar. Onun için bu hastalığa tunç hastalığı da deniyor. Addison hastalığı. Asabiyet artar. Karın, kas ve eklemlerde ağrı görülür. Adrenal korteksten az miktarda eşey hormonu. Nedir bunlar? İşte kadınlık eşey hormonu östrojen. Yine gebelik hormonu progesteron ve erkek eşey hormonu testosteron hormonları salgılanabilir. İşte bu salgıların fazla olması tabi östrojenin erkeklerde salgılanması problem oluştururken testosteron hormonunda kadınlarda salgılanması problem ve sıkıntılar oluşturur. Öz bölümüne gelirsek öz bölümü otonom sinirlerle uyarılıyor. Özellikle hipotalamusun e, sindirleri demiştik. Buradan adrenalin diğer adıyla epinefrin ve noradrenalin, norepinefrin hormonları salgılanır. Buradaki epinefrin hormonu savaş ya da kaç hormonudur? Stres durumunda kalp atılımını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, göz bebeklerini büyültür, oksijen tüketimini artırır, beyne, çizgili kasa ve kalbe giden damarların genişleyip Diğer organlara giden damarları daraltır. Yani hayati bir durumda kaçmayı sağlayacak olan organlara bolca kan gönderirken diğer organların giden kanın musluğunu biraz kısıyor. Sindirim sistemini yavaşlatır mesela. E, karaciğerde glikojenin glikoza dönüşümünü sağlayarak kan glikozunu artırır çünkü enerjiye ihtiyaç olacak ani bir biçimde. Noradrenalin, norepinefrin hormonu ise kılcal damarları daraltır. Bu yüzden kan basıncını artırır. Kalp atışını hızlandırır. Karaciğerde glikojenin glikoza dönüşümünü sağlayarak o da kan glikozunu artırır. Vücut ısısını yükseltir. Yani paralel görevleri de var. Stres durumunda adrenal bezlerden salgılanan hormonların etkisine bakıyoruz. Kısa süreli stres nedir bu? İşte heyecan durumu ya da korku ya da aşırı sevinç ona ne diyoruz? Coşku ya da ne diyelim heyecan, korku, coşku dedik bir de öfke. Uzun süreli stres durumunda ise üzgün olma ya da moral bozukluğu diyelim. İşte Karadeniz'de gemilerin batması olayı gibi. Kısa süreli stres durumunda epinefrin, nor epinefrin hormonunun etkileri nedir onlar? İşte glikojen, glikoza yıkılır, kan şekeri artar, kan basıncı artar, solunum hızlanır, metabolizma hızlanır kan akışı hızlanır, sindirim boşaltım üreme aktiviteleri azalır. Yani burada sempatik sinirlerin devrede olduğu duruma benzer paralel bir durum ortaya çıkacak. Uzun süreli stres tepkisi ise aldosteron hormonu etkisinden dolayı böbreklerde sodyum iyonları ve su tutulur. Potasyum iyonları atılır kan basıncı ve kanın hacmi artar. Kortizol etkisinden dolayı da proteinler ve yağlar glikoza dönüştürülür, kan şekeri artırılır ve bağışıklık sistemi baskılanır. İşte uzun süreli e, streslerde yani üzgün, moral bozukluğu gibi durumlarda gelişen çocuklarda bu e, aldosteron ve kortizol hormonu etkisinden dolayı protein ve yağ azalması çocukların gelişimini de olumsuz etkiler. Yani onlara da gelişim bozuklukları ortaya çıkartabilir. Bir diğer bezimiz de pankreas. Pankreas bir karma bezdir. Bakın burada hemen midemizin altında bulunan yaprak şeklinde bir bez. Bu Pankreas dediğimiz karma bezde asinar ya da acinar diye yazılmış, acini de diye de söylenebilir. Acinar hücreleri tarafından sindirim öz suları salgılanıyor. Bunlar enzimler. İşte içinde lipaz enzimi, amilaz enzimi gibi enzimler var. Virsun kanalı ile bunları hedef olan organa yani 12 parmak bağırsağına bir kanal vasıtasıyla gönderiyor. Oysa buradaki böyle bölge bölge adacık adacık olan farklı bir yer daha var. Onlara Langerhans adacıkları diyoruz. Langerhans adacıklarında ise beta hücrelerden insülin, alfa hücrelerden glukagon hormonu salgılanır. Bu hormonlar insülin ve glukagon birbirine zıt çalışır. Yani antagonist Kan şekerinin normalin altına düştüğü düştüğünde pankreasın alfa hücrelerinden glukagon hormonu salgılanır. Karaciğerde glikojenlerin yıkımını artırır ve kan şekerini normal değere yükseltir. Kan şekeri normalin üstüne çıktığında ise pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonu kandan hücrelere glikoz geçişini sağlayarak kan şekerini normal değere düşürür. Hemen bir ÖSYM sorusuna bakalım. Aşağıdaki şekilde A, C, T, H salgılanmasına bağlı olarak sentezlenen X hormonu diyor. E bu X hormonu o zaman ya aldosterondur ya kortizoldur veya oradaki eşeysel hormonlardır. Buna göre X ile gösterilen hormon aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen X hormonunun etkisine bakalım sodyum gereğim iliminden bahsettiğine göre bu aldosteron hormonudur diyoruz. Kan şekeri normal düzeyin üstüne çıkarsa yani kan şekeri artarsa o zaman devreye pankreas insülin hormonu salgılayacak ve vücut hücrelerinin ve karaciğerin kandan glikoz almasını sağlayacak. Böylece kanda glikoz oranı normal değere düşecek. Karaciğer aldığı glikozları glikojene çevirerek depolayacak. Kan şekeri normal düzeyin altına düşerse, e ne zaman düşebilir bu? Kişi aç kalırsa veya koşturursa. O zaman pankreastan glukagon hormonları salgılanıyor. Alfa hücrelerden e, karaciğerde glikojenler parçalanıyor ve ortaya çıkan glikozların kana geçmesi sağlanıyor. Böylece kan şekeri yükselerek normal düzeye getirilir. Diyabetes mellitus yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığı, kişinin kan şekerinin sürekli normalin üzerinde yüksek olması durumudur. Bunu tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı olmak üzere iki farklı şekilde söyleyeceğiz. Tip 1 şeker hastalığı, tip 1 diyabette bağışıklık sistemi hücrelerinin pankreasın beta hücrelerine saldırması ile otoimmün bir hastalık olacak. Çoğunlukla 20 yaş altı gençlerde, çocuklarda. Günlük e, bu kişiler yeterince insülin üretemeyecek. Bu yüzden kan şekeri normalin hep üzerinde bulunacak. E buna çare olarak da insülün iğnesi kullanımı gerekecek. Tip 2 diyabet hastalığında ise kişi insülün üretebiliyor ve kişinin kanında yeterince insülün olmasına rağmen vücut hücrelerinde insülünü tanıyan reseptörlerin bozuk bozuk olması veya insülün cevap yolundaki genetik bir kusurdan dolayı hücrelerin insülünü tanımayıp tepki vermemesidir. Yani vücut insülin üretiyor ama hücreler onu tanımıyor. Tanımadığı için de cevap oluşamıyor. Yani kandaki şeker normal düzeye düşürülemiyor. Bu ise çoğunlukla obez kişilerde ve 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu tip 2 şeker hastalığı diyet ve düzenli egzersizler ile kontrol altında tutulabilir. Eşey bezlerine baktığımızda eşey bezleri kadında yumurtalık. Diğer adıyla ovaryum diyoruz. Bu da karma bir bezdir. Hem yumurta üretir, yumurtayı besleyici dış salgılar da üretir. Beri taraftan östrojen ve progesteron gibi hormonlar da üretir. Östrojen hormonu hipofizden salgılanan FSH ile geri bildirim yapar. Yani östrojen hormonu üretildiğinde hipofiz bezine negatif geri bildirimde bulunarak FSH salgılanmasını durdurur. Rahim duvarında hücre mitoz bölünmelerini artırır. Yani bu rahim duvarının gebeliğe hazırlanması için gelişmesini sağlar. Aynı zamanda dişilere ait ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Nedir bunlar? İşte ince ses veya kılsız vücut gibi. Kılsız ve kassız hatta yağlı vücut diyebiliriz. Progesteron hormonu hipofizden salgılanan LH hormonu ile negatif feedback yapacak ve progesteron hormonu rahimde kan damarlarının gelişmesini yani rahimin e, gebeliğe hazırlanması için kan damarlarını artırıyor, rahim duvarını kalınlaştırıyor ve bebeğin rahim duvarına tutunmasını sağlayacak. Uyarımızda bakalım ne demiş. Uyarımızda diyor ki: Hamile dişilerde östrojen ve progesteron hormonları hamileliğin 5. ayına kadar yumurtalık tarafından üretiliyordu. Yumurtalıkta sarı cisimcik dediğimiz korpus luteum dediğimiz bölüm gebeliğin 5. ayına kadar östrojen ve progesteron hormonlarını üretir. Yani bunu anneye ait hücreler üretiyordu. Gebeliğin 5. ayından sonra çocuğa ait plasenta dediğimiz bölüm bu hormonları artık kendisi üretiyor. Erkek eşey bezleri testis. Bu da karma bir bezdir hem sperm ve spermin etrafındaki diğer salgıları, dış salgıları üretirken, testosteron hormonu da üretecek ve bunu kana verecek. Testosteron hormonu siperm sperm oluşumunu, sperm'lerin olgunlaşmasını ve erkeklerde ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Yine onlar nedir? İşte sesin kalınlaşması, vücudun kıllanması ve vücudun kaslı bir hale gelmesi. Gelelim mide bezlerine. Mide bezleri de karma bezlerdir. Bunlar kanallı bir şekilde dış salgı olarak sindirim öz suyu salgılıyorlar. Özellikle pepsin gibi bir enzim üretecek. Bunun yanı sıra endokrin özellikli olarak da gastrin hormonu salgılar. Gastrin hormonu mide üst bezlerinden mide özsü yani enzimlerin salgılanmasını artırır. Bir diğer sindirim organı da ince bağırsak bezleri. İnce bağırsak bezleri de karma bezlerdir. Kanallı hücreleri sindirim öz suyu, yani sindirim enzimleri salgılarken endokrin özellikli hücreleri ise sekretin ve Kolosistokinin hormonları salgılar. Bu sekretin ve kolosistokinin karaciğer ve pankreasın sindirimle ilgili salgı yapmasını uyarır. E, midenin salgılarını ise yavaşlatır. Sorularımız var. Kanında tiroksin hormonu azalan bir insanda homeostasinin yeniden düzenlenmesi sürecinde olaylarından hangisine verilen sıraya göre gerçekleşir? Evet tiroksin hormonu azaldıysa o zaman hipotalamus RF hormonu salgılayacak. Bu birinci olay. Buradan hipofizi uyaracak. Hipofiz de TSH salgısıyla tiroid bezini uyaracak. Tiroid bezi de tiroksin salgılayarak metabolizma hızını yükseltecek. O zaman 1-2-3 dersek sıralamamız hangi sıraya göre gerçekleşir? 3, 2, 1. Yani şu E şıkkı diyoruz. İkinci soruya baktığımızda aşağıdaki şemada hormon etkileşimine ait örnekler verilmiş. Şemada numaralandırılmış hormonların hangisinin etkileşimi hatalı düzenlenmiştir? Hangisinde hata vardır diyor. Hipofiz böbrek bezini kortizol ile uyarmaz. Bu bir de hata var. Sonra 2'ye bakıyorum. Böbrek üstü bezi hipofizi uyarıyor. A, C, e burada da hata var. Çünkü böbrek üstü bezinin salgısı kortizoldur. ACTH ise hipofize ait bir salgı. Burada ters olarak ok yönlerini vermiş. FSH hipofizin salgısı ve yumurtalığı uyarır. Bu doğru. Bunda sıkıntı yok. Östrojen yumurtalıktan salgılanır ve Negatif feedbackle hipofiz bezini uyarır. Bunda da sıkıntı yok. FSH hipofiz tarafından üretilip testisleri uyarıyor. E bunda da sıkıntı yok. Testisler LH değil testosteron hormonu salgılıyor. Burada da bir sıkıntı var. O zaman hata olan yerler nereler dersek hatanın olduğu yerler 1, 2 ve 6'dır diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Şeker hastası insanların kanında glikoz seviyesi sürekli yükselir. Bu insanların idrarında yemekten çok sonra bile glikoza rastlanır. Hangileri buna neden olabilir diyor? Yani kanında glikoz seviyesinin yüksek olması ve idrarında glikoza rastlanması. Evet, bu duruma hangileri neden olabilir? Pankreaslı insülin hormonu salgılanamazsa kişi şeker hastası olur. Evet bu onlardan biri. Bir diğeri böbrekte geri emiliminin yapılamaması diyor. Bu bir neden değil. Bu birinci madde bir nedendi. Şeker oranının yüksek olmasının bir nedeniydi. Ama bu şeker oranının yüksek olmasının bir nedeni değil. Bir sonucu. Vücut hücrelerinin insülüne karşı direnç geliştirmesi. Evet bu tipiki şeker hastalığı. Yani sonuçta e, burada insülün tanınamıyor ve e, kanda şeker oranı düşürülemiyor. Bu bir nedendir diyoruz. Neden dediğine göre cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda insanda hormon dengesizliğine bağlı olarak birçok hastalık görülür. Cümlesini kuran biyoloji öğretmeni tahtaya bazı hormonlar ve bunların dengesizliğinde ortaya çıkabilecek hastalıkları vermiş. Bize soruda diyor ki hangi hormona ait hastalığı tahtada bulamayacaktır? O zaman bakalım. ADH hormonu eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı olur. Diyabet. STH büyüme hormonu probleminde devlik olabilir. Aldosteron hormonu eksikliğinde Addison hastalığı olabilir. Sonra tiroksin hormonu eksikliğinde kretenizm olabilir. İnsülin hormonu şeker hastalığı olacak ama burada maddelerde onu vermemiş. Akromegali olarak verdiği şey burada gene büyüme hormonuyla alakalı olacak. İşte vücuttaki çene, parmak gibi yapıların Orantısız büyümesiydi. Burada tahtada bulamayacağımız hormonun hastalığı insülin. Beşinci soruya baktığımızda, insanda olaylarından kalsitonin ve parat hormon etkisiyle gerçekleşenler doğru olarak verilmiştir diyor. O zaman bakalım kemiklerde kalsiyum depolanması yani kanda azalıyor, kemikte arttığına göre bu kalsitonin hormonunun görevi. Böbreklerden kalsiyumun kana gerilmesi. Bu kanda artırıyor. Paratormonun görevi. Kemiklerden kana diyor. Kanda artırdığına göre paratormonun görevi. Bağırsaklardan kalsiyum emiliyor. Nereye emiliyor? Kana. Kanda artırıyor. Kanda kalsiyum seviyesinin azalması diyor. Kanda kalsiyum azaltan kalsitonin. Dolayısıyla 1 ve 5 kalsitonuna aitken 2, 3 ve 4 parat hormonu ait olacaktır. Bir diğer soruya bakalım. Bir biyoloji öğretmeni insanda XY hormonlarının etki mekanizması ile ilgili olarak tahtaya bazı aşağıdaki şemayı çizmiştir diyor. Buna göre hangileri yapılabilir? X hormonu hücre zarından geçemez demiş. Bakalım X hormonu taşıyıcı protein kullanıyor. E taşıcı protein kullandığına göre bu steroid yapılı bir hormon. Steroid yapılı bir hormon e, hücre zarındaki yağların arasından e, geçebilir. Hücre zarındaki yağların arasından geçebilir. Burada geçemez dediği için bunu almıyoruz. İkincide ne demiş? Y hormonu. Y hormonu direkt hücre zarındaki reseptöre bağlanır. Bu protein yapılı bir hormon. Evet, protein yapılı hormon suda çözünür. X ve Y hormonlarının reseptörleri aynıdır demiş. Reseptörleri aynı değil. Biri hücre zarındaki reseptöre bağlanıyor, diğeri hücrenin içerisine girip çekirdek zarındaki reseptöre bağlanıyor. Onun için aynı reseptör diyemeyiz. X ve Y hormonlarının kanda taşınma şekilleri farklıdır diyor. Çünkü buradaki Y hormonu protein yapılı hormon direkt taşınırken steroid yapılı hormon ise bir taşıcı proteinle taşınıyor. Taşınma şekilleri farklı. O zaman cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Bakalım insanda hormonların birbiriyle zıt yönde çalışanları doğru olarak verilmiştir diyor. İnsülün hormonu ile zıt çalışan hormon paratormon par bakayım pardon glikogon hormonu İnsülün kan şekerini düşürürken diğeri kan şekerini artırıyordu. Kalsitonin ile de paratormon birbirine ters çalışıyor. Kalsitonin kandaki kalsiyum oranını düşürürken paratormon kandaki kalsiyum oranını yükseltiyordu. Peki bu hangi ışıkta verilmiş bakalım? 1 ile 5 3 ile 4, İşte şurada C şıkkında verilmiş. Bir diğer soruda vücudundaki su miktarı azalan bir insanda gerçekleşen olayları sırasıyla verilmiştir diyor. Şimdi su miktarımız azalırsa biz susarız. E, susama olduğunda bir uyarı vermemiz gerekiyor. Uyarı ozmatik yani suyla alakalı reseptörlerin uyarılması. Birinci olay budur. Reseptörler uyarıldıktan sonra hemen suyun geri emilimini sağlayan hormon salgılanmalı. Yani ADH salgılanmalı. ADH'ın etkisiyle böbreklerden su geri emilmeli. Ve su geri emildiği için de idrar daha yoğun, daha koyu olacaktır. O zaman sıralamamız 4 1 2 3 şeklinde B şıkkındaki gibi olur.